Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Şükürler olsun, bizler deyiz. Biz öncelikle ekip olarak çok teşekkür ediyoruz. Mekanınızda ağırladınız, misafir ettiniz bizi. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Rica ederiz, hoş bulduk tekrar. Sizleri tanıyarak bu röportaja başlayalım. Böyle kısaca bir Mustafa Bey'i tanıyayım. Bu sektörle tanışması. Ben Konya doğumluyum. 2000 yılından beri bu sektörün içerisindeyim. Yani firmamızın kuruluşu 2000 yılından beri. Evet. Geriye dönük 10 yıldır falan bu işin içerisindeyim. Aslında çekirdekten yetiştiniz galiba. Tabii tabii. Çok da genç bir işletmecisiniz çünkü. Yani genç girişimci olduğumu düşünüyorum bu konuda. Evet. Aynı zamanda da işimle alakalı iddialıyım. Yani aldığım neticeler, sonuçlar ve müşteri potansiyelim. Onlardan duyduklarınız. Aynen, tabii ki. Evet, çok da güzel bir konsept oluşturmuşsunuz. Hayırlı uğurlu olsun teşekkür öncelikle. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tabii en büyük destekçilerinizden biri de Faruk Bey sanırım. Ortağınız. Faruk, aynen. İki kişiyiz. Bir de ortağım tabii. Ekibimle evet. Alakalı da bahsedecek olursak. Buyurun. 5 kişilik bir ekibimiz var. Toplamda. Aynen. Yani ekip ve ekipman olarak gayet profesyoneliz bu konuda. Evet, neler yapıyoruz peki? İşiniz ne? Yani biz buraya geldik Mustafa Bey. Ne gibi hizmetler alabiliriz sizlerden? Katlanır cam balkon, giyotin sistem, sürme seri, alüminyum doğrama, korkuluk küpeçte gibi yelpazemiz bu konuda biraz geniş. Geniş. Evet. Ama ağırlık olarak katlanır cam balkon, giyotin sistem, sürme seri. Daha mı revaçta bunlar? Yani bunlar biraz daha revaçta, biraz daha ön planda. Evet. Tabii gün geçtikçe kendimizi, bizim işimiz biraz daha kalıplarla alakalı. Kalıplar geliştikçe, yani bunlara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Teknoloji gelişiyor bir kere. Aynen, yani. Teknoloji geliştikçe. Hani biz de önümüzü hani bunu engel olarak değil de daha da onun önüne nasıl geçebiliriz gibisinden evet. Mücadele ediyoruz. Bu başarının sırrı ne? Zor bir iş. Yani yapılabilecek bir hata ciddi sonuçlar ya. Santimlerle, milimlerle tabii, yani mücadele, montaj özellik çok hassas bir konu. Aynen. Yani bunu biz deniyoruz. Yani şöyle mesela geçmişe dönük yaptığımız bazı tecrübelerimiz var tabii ki. Yaptığımız işlerle. Projeler de var, işler projeler de var. Tabii ki. Ama ileriye dönük yeni çıkan bir ürün varsa hani bu ürünü sürekli deniyoruz. Bunun en iyi şekilde, en iyi montajı, imalatı, en iyi süreci nasıl işleyebiliriz? Yani bunu çok iyi takip ediyoruz. Evet. Müşterilerimizden aldığımız şeyler. Olumlu sonuçlar. Olumlu sonuçlar. Daha da teşvik gibi. Ediyor değil mi sizi? Tabii daha teşvik ediyor, daha mutlu ediyor. Yani farklı güzel bir hazdır oldu. O. Tabii ki. İşte burada empati iyi kuruyorsunuz bence siz ve ekibiniz aslında. Çünkü bence siz her yaptığınız işi kendi evinize yapıyormuş gibi ya da kendi iş yerinize yapıyormuş gibi kesinlikle düşünüyorsunuz. Kesinlikle öyle. Ya bu bizim kişiliğimizi ön plana çıkarıyor. Yani her şey parayla ötürü değil. Değil. Tabii ki müşterimizin memnun kalması, ileriye dönük memnuniyeti. Yani evet. İlk etaptaki tabii ki müşteri bilemiyor. Hani bir cam balkonu veyahut bir metalle alakalı ürünü ilk etapta bilemeyebilir ama ileriye dönük ne kadar düzgün, ne kadar kullanımlı olduğunu gördükçe evet. Müşterilerimiz gelişiyor. İşimizle çok da seviyorsunuz evet. Mesleğinizi. Bence başarınız ne diyorsunuz? Ben mesleğimin yararlı olduğunu da düşünüyorum. Yani çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Çok da severek yapıyorum. Yani başladığım günden beri. Güzel sonuçlar da almaya devam ediyoruz. O heyecan hiç kaybolmamış sizde. Yok ben yani dediğim gibi ilk işlediğim süreçteki zevki hala devam ettirebilirim. Yani alıyorum. Evet, ya tüketici de burada bilinçli olması lazım. Mesela sadece uygun fiyat politikasıyla da düşünülüyor bazı şeyler. Evet. Bu sefer de müşteri sıkıntı yaşıyor. Bu noktada tavsiye var mı müşteriye? Hani yani nelere dikkat edelim mesela yaptırırken özellikle? Herkes yaptıracağı işi araştırıyor. Yani 2-3 yere belki 5 yere sorabiliyor. Fiyat alıyor. Fiyat alıyor. Yalnız burada dikkat edeceği konular tabii ki yerinde görme imkanı varsa çok daha iyi olur. Ama hani her şeyin bir değeri, bir fiyatı olur. Bunun çok aşağısına kesinlikle yönelmemeleri lazım. Evet. Çok fazlası olursa o da bir anormallik. Ha, bunu araştırırken fiyatına ve işte internet programına veyahut işte yerine gelirse daha sağlıklı olur. Ya ortada bir kalite varsa bir bedel vardır. Kesinlikle. Bu bir gerçek. Evet. Bir kere bunu anlamak lazım. Ama burada bence sizin farkınız, görmüş olduğum kadarıyla söylüyorum yani Kondes metal olarak evet. Kaliteyi uygun fiyat politikasıyla verdiğinizde net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii aslında. Tabii. O kesin yani kaçınılmaz. Ya elimizden geldiğince biz karşı tarafı da düşünüyoruz. Yani sadece olayı kendi tarafımızdan değil. Öyle, karşı tarafı da görüyoruz tabii ki. Hayal ettiğiniz yerde misiniz? Yani ya çok genç bir işletmecisiniz evet. Ama bence ne güzel buradaki bölge halkına da bir örnek olmuşsunuz. Ben bu konuda tebrik ediyorum evet, sizi. Evet yani ben bu konuda da tabii ki daha ileriye götürebilmemin nedenlerini arıyorum.
Şubeleşebilirsiniz mesela, neden olmasın? Tabii yani bir imalatı daha farklı yerlere taşıyabiliriz. Biz bu sektörde hani burada tabii mücadelemiz, tecrübemiz, evet, bunlar biraz daha ön planda olarak biraz daha ileriye taşıyabiliriz. Bu hedef hiç bitmeyecek, yaşam boyu sürecek. Ya bence öyle o hedefe biliyorsun, ulaşacaksınız, tekrar bir hedef. Yani evet, bitmemesi de gerekiyor hedefin bence. Yani tabii kesinlikle o şekilde düşünüyorum ben de. Evet, biz de bu yolda başarılar dilerim sizlere. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir röportajdı. Çok samimi bir şekilde düşüncelerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimizi de buraya davet edelim, Kondes Metal'e. En azından gelsinler inşallah. Gelsinler. Tabii. İşleri, yaptığınız işleri görürler, projelerini görürler. En azından bir çayınızı, bir kahvenizi içerler, bir tanışmış i̇nşallah olurlar. İnşallah bekliyoruz tabii. Sizlerle. Elimizden gelen her şeyi yaparız. Evet, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Başarılarınız her zaman daim olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler.